video, Çin'in tarihine kapsamlı bir bakış sunacak ve izleyiciye geçmişten günümüze, hatta geleceğe uzanan bir yolculuğa çıkaracak. Videoda, Çin Seddi'nin ötesine geçerek, hanedanlıkların kuruluşunu, devrimleri, iç savaşları ve tekrar devlet inşasını ele alacağız. Çin'in bölünmesi, sanayileşmesi ve dünya ticaretinde lider konuma yükselişi üzerinde duracağız. Güney Çin denizindeki hakimiyetini, Tayvan üzerindeki faaliyetlerini ve 5 nanometrelik çip üretimi ile ABD'ye meydan okumasını inceleyeceğiz. Hazırsanız, bu zengin ve karmaşık tarihi ve geleceği keşfetmeye başlayalım. Antik Çin İmparatorluğu Milattan önce 221'de Qin Shi Huang'ın liderliğinde kurulmuştur ve dünya tarihinde derin izler bırakan bir döneme işaret eder. Bu dönem Birçok farklı feodal devletin in imparatorluğu tarafından fethedilerek tek bir merkezi yönetimi altında birleştirilmesiyle karakterize edilir. Bu süreç, Çin'in siyasi ve kültürel yapısında devrim niteliğinde değişikliklere yol açmıştır. İmparator Qin Shi Huang, tarihte ilk imparator olarak anılır ve olağanüstü bir lider olarak kabul edilir. Yönetimi sırasında, Çin'in feodal sistemi ortadan kaldırılmış ve merkezi bir hükümet kurulmuştur. Bu dönemde yapılan reformlar arasında yazı sisteminin standartizasyonu, ölçü birimlerinin birleştirilmesi, geniş kapsamlı yolların inşası ve büyük ölçekli savunma duvarlarının daha sonra Büyük Çin Seddi olarak bilinecek yapımı yer alır. Qin Shi Huang'ın yönetimi sırasında toplumda birlik ve düzenin sağlanması için yasalar katı bir şekilde uygulanmıştır. Bu dönemde hukukun üstünlüğünün ve merkezi otoritenin güçlendirilmesine büyük önem verilmiştir. Ayrıca topluma etkileyen büyük ölçekli projelerin ve reformların yanı sıra felsefi ve kültürel alanlarda da önemli gelişmeler yaşanmıştır. Ancak imparatorluğun aşırı merkeziyetçilik ve katı yönetim anlayışı bazı kesimlerde hoşnutsuzluğa yol açmış ve sonunda imparatorluğun çöküşüne neden olmuştur. İmparator Shi Huang'ın ölümünden sonra, hanedanlık kısa sürede parçalanmış ve yerine daha uzun ömürlü Han İmparatorluğu geçmiştir. Han Hanedanı Milattan önce 206'dan Milattan sonra 220'ye kadar Çin'i yöneten ve tarihinin en etkili dönemlerinden birini oluşturan bir hanedandır. Bu dönem, Çin tarihinde sadece siyasi ve kültürel açıdan değil, aynı zamanda ekonomik açıdan da büyük bir öneme sahiptir. Han Hanedanı'nın en önemli katkılarından biri, İpek yolunun gelişimine ve genişlemesine olan katkısıdır. Han Hanedanı döneminde, Çin geniş bir coğrafya alana yayıldı ve bu genişleme, İpek yolunun gelişimini doğrudan etkiledi. İpek yolu, aslında bir dizi ticaret yolu ağını ifade eder ve bu yollar, Çin'i Orta Asya üzerinden Akdeniz'e bağlar. Bu yollar sayesinde, Çin ipek, porselen ve diğer değerli malları batıya ihraç ederken, Batıdan da altın, gümüş, cam eşyalar ve diğer lüks mallar ithal ediyordu. Han Hanedanlı döneminde İpek yolu, sadece ticaret yolu olarak kalmayıp aynı zamanda kültürel bir köprü görevi gördü. Bu dönemde, Çin ile diğer uygarlıklar arasında hem mal hem de fikir alışverişi arttı. Böylece, Han Hanedanlı dönemi, Çin'in küresel bir güç olarak yükselişine ve dünya tarihinin şekillenmesine önemli bir katkı sağladı. Büyük Çin Seddi. Dünya tarihindeki en etkileyici yapıtlardan biri olarak kabul edilir. Milattan önce 7. yüzyıldan itibaren inşa edilmeye başlanan bu muazzam yapı, farklı hanedanlıklar boyunca genişletilmiş ve geliştirilmiştir. Seddin Temel Amacı, Çin'e kuzeyden gelen göçebe kavimlerin saldırılarından korumaktı. Bu sayede Çin, kendi kültürel ve ekonomik yapısını koruyarak geliştirebilmiştir. Seddin yapımı sırasında kullanılan malzemeler ve inşaat teknikleri, o dönemin teknolojik ve mühendislik becerilerini gözler önüne sermektedir. Yer yer taş, tuğla ve toprak kullanılarak yapılan sed, coğrafi zorluklara göre şekillendirilmiştir. Uzunluğu zaman içinde değişse de, bazı kaynaklara göre toplam uzunluğu 21.196 kilometreyi bulmaktadır. Büyük Çin Seddi, sadece bir savunma yapısı olmanın ötesinde, Çin'in ulusal kimliği ve bağımsızlık simgesi olarak da kabul edilir. Hanedanlar boyunca Sed sayesinde Çin'in siyasi birliği ve toprak bütünlüğü korunmuş, iç çatışmalar ve dış saldırılara karşı bir kalkan görevi görmüştür. Ayrıca Sed'in üzerindeki gözetleme kuleleri ve karakollar iletişim ve ticaret yolları olarak da işlev görmüştür. Günümüzde Büyük Çin Seddi Çin'in en önemli turistik cazibe merkezlerinden biridir. UNESCO Dünya Mirası Listesine alınan SED, Çin'in tarihi ve kültürel mirasının en önemli parçalarından biri olarak görülmektedir. Her yıl milyonlarca turisti ağırlayan bu tarihi yapı, Çin'in gelişmiş inşaat tekniklerini ve stratejik savunma anlayışını yansıtan bir simge olarak tarihe geçmiştir. Budizmin yayılışı ve etkisi Çin'de Budizmin tarihi ve kültürel etkileri. Budizm, Milattan önce 6. yüzyılda Hindistan'da Siddhartha Gautama'nın öğretileriyle başlamış bir dini harekettir. İlkel Budizm, Asoka döneminde Milattan önce 304 ve 232 Hindistan'da devlet dini haline geldikten sonra ticaret ve fethetme yoluyla Asya'nın diğer bölgelerine yayıldı. Çin'e Budizmin girişi Milattan sonra ilk yüzyıllarda Han Hanedanlığı döneminde gerçekleşti. İpek yolu üzerinden gelen tüccarlar ve misyonerler, bu yeni öğreti Çin'e taşıdılar. Budizm, Toizm ve Konfüçyüsçülük ile birlikte, Çin'in üç ana dini ve felsefe akımından biri haline geldi. Budizmin Çin kültürüne etkisinin en bariz göstergelerinden biri, sanat ve mimarı de görülür. Budist tapınaklar, heykeller ve duvar resimleri, Çin sanatının önemli bir parçası haline geldi. Ayrıca, Budizm sayesinde meditasyon ve zihinsel disiplin pratikleri içinde yaygınlaştı. Çin yönetimi üzerindeki etkisi ise daha karmaşıktır. Bazı dönemlerde Budizm, imparatorluk tarafından desteklendi ve teşvik edildi. Özellikle 581 ve 618 ve Tang, 618 ve 907 hanedanlıkları döneminde. Ancak bazı dönemlerde, özellikle yerel geleneklerle çatıştığı zamanlarda, Baskı ve yasaklamalara da maruz kaldı. Budizm aynı zamanda Çin felsefesini ve düşünce yapısını da etkiledi. Budist öğretiler, özellikle varoluşun doğası ve kişisel aydınlanma yolunda Çin düşünürlerini etkiledi. Bu etkileşim, Neo-Konfüçyüsçülük gibi yeni felsefe akımların doğuşuna zemin hazırladı. Min 1368 ve 1644 Çin tarihinde önemli bir dönem olarak kabul edilir ve bu dönemde yaşanan kültürel, bilimsel, ekonomik ve sosyal gelişmeler Çin'in tarihinde derin izler bırakmıştır. Kültürel ve bilimsel gelişmeler. Ming Hanedanı döneminde sanat ve edebiyat önemli bir gelişme gösterdi. Geleneksel Çin resmi, özellikle manzara resimleri bu dönemde zirveye ulaştı. Sanatçılar doğanın güzelliğini ve inceliklerini detaylı bir şekilde yansıtmak için geleneksel fırça tekniklerini kullandılar. Edebiyat alanında ise, klasik Çin edebiyatı önemli eserlerle zenginleşti. Roman ve drama, Ming döneminde popüler hale geldi ve bu dönemde yazılan eserler, daha sonraki Çin edebiyatına büyük etki bıraktı. Bilim alanında ise, Ming Hanedanı dönemi önemli yeniliklere sahne oldu. Astronomi, matematik ve mühendislikte büyük ilerlemeler kaydedildi. Özellikle gökbilimde, detaylı gözlemler ve gelişmiş takvim sistemleri dikkat çekiyor. Min dönemi aynı zamanda büyük coğrafi keşiflerin yapıldığı bir zaman oldu ve bu keşifler, Çin'in dünya görüşünü genişletti. Ekonomik ve Sosyal Değişimler Ekonomik alanda, Ming Hanedanı döneminde tarım ve ticaret büyük bir gelişme gösterdi. Yeni tarım teknikleri ve mahsullerim tanıtılması, tarım üretiminin artmasına yol açtı. Ayrıca yerel ve uluslararası ticaret, özellikle deniz ticareti, bu dönemde önemli ölçüde arttı. Çin, ipek ve porselen gibi ürünlerin başlıca ihracatçısı olarak dünya ticaretinde önemli bir rol oynamaya başladı. Sosyal alanda ise Ming dönemi, sosyal hiyerarşi ve geleneklerin pekiştiği bir dönem oldu. Konfüçyüsçülük sosyal düzenin ve ahlakın temel taşı olarak görüldü ve toplumsal yapıyı şekillendirdi. Ayrıca, eğitim sistemi üzerindeki vurgu arttı ve bu da toplumun entelektüel gelişimine katkıda bulundu. 19. yüzyıl Çin'in gerilemesi Tarihsel bir dönüm noktası olarak kabul edilir ve bu dönemde Çin, hem iç hem de dış sorunlarla mücadele etmiştir. Bu dönem, Batılı güçlerin Asya'da etkisini artırdığı ve Çin'in geleneksel düzenliğinin sarsıldığı bir zamandır. Çin'in 19. yüzyılda karşılaştığı ilk büyük zorluk, Batılı güçlerle olan ilişkileriydi. Bu dönemde, Avrupa ülkeleri ve Amerika Birleşik Devletleri, Çin'e ticaret ve siyasi nüfuz açısından baskı yapmaya başlamıştı. Bu süreç, Afyon savaşları olarak bilinen çatışmalarla doğruğa ulaştı. 1. ve 2. Afyon Savaşları 1839 ve 1842 ve 1856 ve 1860 Çin'in batılı güçlere karşı ağır yenilgiler almasına ve Hong Kong'un Britanya'ya devredilmesine yol açtı. Ayrıca eşit olmayan antlaşmalar yoluyla batılı güçler Çin'de çeşitli ticari ve toprak hakları elde etti. Dış baskılarla eş zamanlı olarak Çin içerisinde de ciddi sorunlar yaşanmaktaydı. Bunların en önemlisi Taiping isyanı, 1850 ve 1864 idi. Bu isyan, yıkıcı etkiler yaratarak milyonlarca insanın ölümüne sebep olduğu ve Qing Hanedanı'nın otoritesini ciddi şekilde sarsmıştı. Bu isyan, aynı zamanda Çin'in zayıflığının ve iç çatışmaların bir göstergesi olarak görülebilir. Ekonomik olarak da Çin zor bir dönemden geçmekteydi. Geleneksel tarım yöntemleri ve teknolojinin yetersizliği, Nüfus artışı ile birleşince ülke genelinde yoksulluk ve kıtlık problemleri baş gösterdi. Bu durum halk arasında memnuniyetsizliğe ve daha fazla iç karışıklığa yol açtı. Bu zorluklara rağmen Çin 19. yüzyılın sonlarına doğru kendini yenileme çabalarına girişti. Bu süreçte özden güçlü Batı'dan faydalanma politikası benimsendi. Ancak bu reform çabaları yeterli desteği alamadı ve sonuçta 1911'de 1911'deki Hanedanlığın çöküşüne ve Çin Cumhuriyeti'nin kurulmasına yol açtı. Çin Cumhuriyeti'nin kuruluşu 1912. Çin Cumhuriyeti'nin kuruluşu dünya tarihinde dönüm noktalarından biridir ve Çin'in modern tarihinin başlangıcını işaret eder. Bu olay Çin İmparatorluğu'nun sona ermesi ve yeni bir hükümet biçiminin yani cumhuriyetin kurulmasıyla gerçekleşmiştir. 1912'de yaşanan bu değişim, hem Çin içinde hem de uluslararası arenada büyük yankı uyandırmıştır. İmparatorluktan Cumhuriyete Geçiş 19. ve 20. yüzyılın başlarında, Çin, Batı'nın artan etkisi ve iç çatışmalarla sarsılmış bir durumdaydı. Çin Kanedanı, giderek artan yabancı baskı ve iç isyanlarla başa çıkamaz hale gelmişti. Bu dönemde, Çin toplumu hızla modernleşmeye ve değişmeye başlamış, ancak Qing hanedanı bu değişime ayak uyduramamıştı. Bu durum halk arasında hoşnutsuzluğu artırarak reform ve devrim taleplerini güçlendirdi. Xinhai Devrimi 1911'de Wuhan'da patlak veren isyan, Xinhai Devrimi olarak bilinir ve Çin'deki Qing hanedanının sonunu getiren büyük bir ayaklanmayı başlattı. Bu devrim, Sun Yat-sen liderliğindeki Tongmenghui Partisi tarafından yönlendirildi. Hızla yayılan isyanlar sonucunda birçok eyalet Qing Hanedanından bağımsızlığını ilan etti. Cumhuriyetin kuruluşu. 1912'nin başlarında Qing Hanedanının son imparatoru Puyi tahttan çekildi ve böylece yaklaşık 2000 yıllık imparatorluk tarihi sona erdi. 1 Ocak 1912'de Nanjing'de Çin Cumhuriyeti resmi olarak ilan edildi ve Sun Yat-sen geçici hükümetin başkanı olarak atandı. Bu Çin'in ilk cumhuriyet hükümetiydi ve ülkenin modernleşme yolunda önemli bir adımı temsil ediyordu. Zorluklar ve iç savaşlar. Ancak Çin Cumhuriyetinin kuruluşu ülkenin içindeki sorunları çözmedi. çeşitli siyasi gruplar ve savaşçıları arasında güç mücadeleleri devam etti. 1920'ler ve 1930'lar boyunca Çin çeşitli iç savaşlar ve Japonya'nın işgaliyle karşı karşıya kaldı. Bu süre zarfında, Çin Komünist Partisi ve Kuomintang, Ulusalist Parti arasında süregelen çatışmalarda ülkenin siyasi sahnesini şekillendirdi. Çin İç Savaşı ve Mao Zedong'un yönetimi. 1949. 1949'da sona eren Çin İç Savaşı, 20. yüzyılın en önemli ve etkili çatışmalarından biriydi. Bu savaş, Çin Komünist Partisinin Çekepe. Lider Mao Zedong'un iktidara yükselişiyle sonuçlandı ve modern Çin'in temellerini attı. Savaşın kökenleri 1927'de Çin Ulusal Partisi Kuomintang (KMT) ile ÇKP arasındaki ilk çatışmalara dayanır. Çin'in lideri Jiang Jiesheng, komünistleri yok etmek için acımasız bir kampanya başlattı. Bu süreç iki taraf arasındaki uzun ve kanlı bir çatışmayı başlattı. İlk yıllarda KMT daha iyi silahlanmış ve eğitimli olması nedeniyle üstün geldi. Ancak, Japon işgali, 1937 ve 1945, sırasında durum değişti. İkinci Dünya Savaşı'nın bir parçası olarak Çin'e saldıran Japonya, Kemete ve Çıkpın'ın dikkatini işgale karşı mücadeleye çevirdi. Bu süre zarfında, Mao'nun partisi kırsal bölgelerde güç kazandı ve yerel halkın desteğini elde etti. Savaş sonrası dönemde, ABD'nin desteği ve Sovyetler Birliği'nin çıkpıya yardımıyla iç savaş yeniden alevlendi. Bu dönemde, Mao'nun stratejisi, kırsal alanlardan başlayarak ülke genelinde bir gerilla savaşı yürütmekti. Bu strateji, özellikle kırsal kesimde yaşayan milyonlarca Çinlinin desteğini kazanmasını sağladı. 1949 yılına gelindiğinde, Çıkpı'nın ordusu Kemet'e güçlerini mağlup etti ve Çin'in ana karasını kontrol altına aldı. Mao Zedong, Ekim ayında Pekin'de Çin Halk Cumhuriyeti'nin kurulduğunu ilan etti. Bu, Çin'de komünist bir yönetimin başlangıcıydı ve Cihyan Kayres Hek ve Kemet'e destekçileri Tayvan'a çekildi. Mao'nun yönetimi altında, Çin hızla sosyalist bir devlete dönüştü. Toprak reformları, endüstrinin millileştirilmesi ve eğitim sisteminin yeniden yapılandırılması gibi radikal değişiklikler gerçekleştirildi. Ancak, Mao'nun politikaları tartışmalıydı ve büyük ileri atılım, 1958 ve 1961 ve kültür devrimi, 1966 ve 1976 gibi girişimler, milyonlarca insanın ölümüne ve ülkenin sosyal yapısında büyük zararlara yol açtı. Mao Zedong kimdir? Mao Zedong, 1893 yılında Çin'in Hunan eyaletinde doğdu ve 1976 yılında öldü. Çin Komünist Partisinin Çekepe kurucularından biri olarak Çin'in 20. yüzyıl tarihinde merkezi bir figür haline geldi. Genç yaşlarda sosyalist düşüncelerle tanışan Mao, 1921'de yeni kurulan ÇKP'nin etkin bir üyesi oldu. 1930'ların başlarında Çin İç Savaşı sırasında Mao'nun liderliğindeki Komünist güçler uzun ve zorlu bir gerilla savaşı yürüttü. Bu dönemin en dikkate değer olayı. 1934 ve 1935 yıllarında gerçekleşen uzun yürüyüştü. Bu, Mao'nun partideki liderliğini pekiştiren ve onu ulusal bir figür haline getiren bir dönüm noktasıydı. İkinci Dünya Savaşı'nın ardından, Mao ve onun liderlik ettiği komünist güçler, Kuomintang hükümetine karşı savaşa devam etti ve sonunda 1949'da zafer kazanarak Çin Halk Cumhuriyeti'ni kurdu. Mao'nun iktidara yükselişi, Çin'de büyük toprak reformları, sanayileşme çabaları ve eğitim reformları gibi radikal değişiklikleri beraberinde getirdi. Ancak, Mao'nun döneminde uygulanan bazı politikalar, özellikle büyükleri atalım, büyük ekonomik ve insani krizlere neden oldu. Bu politika, hızlı sanayileşme ve tarım üretiminin artırılması amacıyla başlatılmıştı. Ancak sonuç olarak büyük bir kıtlık ve milyonlarca insanın ölümüne yol açtı. Mao'nun en tartışmalı girişimlerinden biri de 1966'da başlattığı kültür devrimiydi. Bu hareket, Çin toplumunu kapitalist ve geleneksel unsurlardan arındırmayı amaçlıyordu, ancak şiddet, baskı ve toplumsal karışıklıklarla dolu bir dönem oldu. Mao'nun ölümüyle sona eren bu devrim, Çin'in sosyal ve kültürel yapısında derin yaralar açtı. Mao Zedong'un mirası Çin ve dünya çapında çeşitli şekillerde değerlendirilmekte ve tartışılmaktadır. Çin'in modernleşme sürecinde önemli bir rol oynayan bir lider olarak görülürken, aynı zamanda aldığı bazı kararlar nedeniyle eleştirilir. Mao'nun etkisi, Çin'in politik ve sosyal yapısında bugün bile hissedilmekte. Onun mirası ve tarih rol üzerine tartışmalar devam etmektedir. Mao Zedong ve Kültür Devrimi 1966 ve 1976 Kültür Devrimi, Çin tarihinde oldukça önemli bir dönemi işaret eder. 1966 yılında başlayan ve 10 yıl süren bu devrim, Mao Zedong'un liderliğinde gerçekleşti. Mao, bu süreçte Çin Komünist Partisi içerisindeki kapitalist ve geleneksel unsurları temizlemeyi, ülkenin ideolojik saflığını korumayı ve sosyalist devrimin ruhunu canlandırmayı hedefliyordu. Kültür Devrimi'nin başlamasıyla birlikte Özellikle gençlerden oluşan Kızıl Muhafızlar adı verilen gruplar, Mao'nun çağrılarına yanıtı vererek harekete geçti. Bu gruplar, Mao'nun düşüncelerinin yayılmasında ve muhaliflerin bastırılmasında önemli bir rol oynadı. Kızıl Muhafızlar, okulları ele geçirdi, öğretmenlere ve diğer oturta figürlerine karşı şiddet eylemlerinde bulundu ve geleneksel kültürel eserleri tahrip etti bu dönemde birçok insan siyasi nedenlerle hedef alındı. Hapsedildi veya işkence gördü. Üst düzey parti liderleri de dahil olmak üzere birçok kişi politik çatışmalar ve iktidar mücadeleleri sonucu görevlerinden alındı veya daha kötü akıbetlere uğradı. Eğitim sistemi durma noktasına geldi. Ekonomik faaliyetler aksadı ve Çin'in tarihi ve kültürel mirası büyük zarar gördü. Mao'nun 1976'daki ölümüyle Kültür Devrimi resmi olarak sona erdi. Ardından Deng Xiaoping'in önderliğindeki yeni liderlik, Kültür Devrimi'nin aşırılıklarını kınadı ve Çin'i daha pragmatik ve ekonomik açıdan liberal bir yol izlemeye yönlendirdi. Kültür Devrimi, Çin tarihindeki en kaotik ve yıkıcı dönemlerden biri olarak kabul edilir. Bu dönemin etkileri, Çin'in sosyal kültürel ve politik yapısını derinden etkiledi ve uzun yıllar boyunca hissedilmeye devam etti. Ekonomik reformlar ve açılım politikası 1978 sonrası Deng Xiaoping liderliği altında Çin 1978 sonrasında kapsamlı ekonomik reformlar ve açılım politikaları uygulayarak dünya ekonomisinde önemli bir rol oynamaya başlamıştır. Bu dönemdeki reformlar Çin'in sosyalist ekonomiden daha piyasa odaklı bir ekonomiye geçişini işaret eder. Deng Xiaoping, Mao Zedong'un katı sosyalist politikalarından uzaklaşarak, sosyalizmin Çin modelini oluşturmuş ve ülkenin ekonomik büyümesine odaklanmıştır. Reformların ilk adımları tarım sektöründe atıldı. Kolektif çiftliklerin yerini bireysel sorumluluklara dayalı bir sistem aldı. Bu değişiklik Tarım üretiminde büyük bir artışa ve kırsal kesimde yaşam standartlarının yükselmesine yol açtı. Ayrıca sanayi sektöründe de devlet tekelinin azaltılması ve özel sektörün teşvik edilmesi önemli rol oynadı. Özel işletmelerin kurulmasına izin verilmesi ve yabancı yatırımların teşvik edilmesiyle birlikte Çin hızla dünyanın en büyük imalat merkezlerinden biri haline geldi. Dış politikada ise Deng Batı ile daha açık ve işbirliğine dayalı bir ilişki kurdu. Bu, Çin'in dünya pazarlarına entegrasyonunu hızlandırdı ve uluslararası ticaretteki konumunu güçlendirdi. Çin, Dünya Ticaret Örgütü'ne (WTO) katılarak küresel ticaret sistemine daha fazla dahil oldu. Bu reformlar, Çin'in dünya ekonomisindeki rolünü büyük ölçüde artırdı. Ülke, düşük maliyetli üretim merkezi olarak öne çıkarken yükselen bir ekonomi olarak küresel etkisini artırdı. Bu süreçte Çin, teknoloji ve inovasyonda da büyük ilerlemeler kaydetti ve birçok alanda dünya liderleri arasına girdi. Tiananmen Meydanı olayları 1989. 1989 Tiananmen Meydanı olayları, Çin'in modern tarihinde dönüm noktası olan ve dünya çapında geniş yankı uyandıran olaylardır. Bu olaylar Çin'deki demokrasi yanlısı hareketin zirve noktasını ve aynı zamanda hükümetin sert müdahalesinin nıca bir örneğini temsil eder. Başlangıç ve sebepler. 1980'lerin sonlarında Çin'de ekonomik reformlar ve dışa açılma politikaları hız kazanmıştı. Bu dönemde özellikle gençler ve öğrenciler arasında politik reform talepleri artmaya başladı. Öğrenciler daha fazla siyasi özgürlük ve demokratik reformlar talep ediyorlardı. Bu talepler, yolsuzlukla mücadele ve ifade özgürlüğü gibi konuları da içeriyordu. Olayların gelişimi 1989 baharında, öğrencilerin Pekin'de Tiananmen Meydanı'nda başlattığı barışçıl gösteriler, kısa sürede büyüdü ve milyonlarca Çinli'yi etkiledi. Protestolar, Çin Komünist Partisi'nin liderliğine ve otoriter yönetimine karşı genel bir memnuniyetsizliği yansıtıyordu. Hükümetin tepkisi Başlangıçta hükümet, Protestocularla diyalog kurmaya çalıştı ancak görüşmeler sonuçsuz kaldı. 3 ve 4 Haziran gecesi hükümet sert bir şekilde müdahale kararı aldı. Askeri güç kullanılarak Tiananmen meydanındaki göstericiler dağıtıldı. Bu müdahale sırasında çok sayıda gösterici hayatını kaybetti veya yaralandı. Resmi rakamlar tartışmalı olup gerçek ölü sayısı konusunda farklı iddialar bulunmaktadır. Sonuçlar ve etkileri Tiananmen Meydanı olayları Çin'deki demokrasi hareketine büyük bir darbe vurdu. Bu olaylar aynı zamanda uluslararası toplumda büyük tepkiyle karşılandı. Çin'e yönelik bir dizi ekonomik ve diplomatik yaptırım uygulandı. Uzun vadeli etkiler. Uzun vadede Tiananmen Meydanı olayları Çin hükümetinin siyasi ve toplumsal kontrol mekanizmalarını daha da güçlendirmesine yol açtı. Aynı zamanda bu olaylar Çin'in demokratikleşme sürecindeki zorlukları ve engelleri gözler önüne serdi. 21. yüzyılda Çin'in yükselişi. 21. yüzyıl, Çin'in küresel siyaset ve ekonomideki yükselişinin tanık olduğu bir dönemdir. 2000'lerden itibaren bu yükseliş birçok farklı alanda kendini göstermeye başladı. İlk olarak Çin'in ekonomik büyümesi dikkat çekici oldu. Dünya Bankası verilerine göre Çin'in gayri safi yurt içi hasılası GSYH 2000 yılında 1.2 trilyon dolarken, bu rakam 2010 yılına gelindiğinde yaklaşık 6 trilyon dolara yükseldi. Bu büyüme, özellikle imalat ve ihracat odaklı politikalar sayesinde gerçekleşti. Çin, dünya genelinde dünyanın fabrikası olarak anılmaya başlandı. İkinci olarak, Çin'in siyasi etkisi de arttı. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin daim üyelerinden biri olarak, Çin uluslararası meselelerde daha aktif bir rol almaya başladı. Özellikle Afrika ve Latin Amerika'daki yatırımlarıyla bu bölgelerdeki ülkeler üzerindeki etkisini artırdı. Bu yatırımlar altyapı projeleri ve doğal kaynaklara erişim gibi alanlarda gerçekleşti. Üçüncüsü, teknoloji ve yenilik alanında Çin'in başarısı göze çarpıyor. Çin özellikle 5G teknolojisi Yapay zeka ve yenilenebilir enerji gibi alanlarda önemli ilerlemeler kaydetti. Bu alanlardaki yatırımlar Çin'in küresel teknoloji lideri olarak konumunu güçlendirdi. Ancak Çin'in bu yükselişi bazı sorunları da beraberinde getirdi. ABD ve Avrupa Birliği gibi geleneksel güçlerle ticaret ve teknoloji alanlarında rekabet ve gerilimler arttı. Ayrıca Çin'in insan hakları sicili ve Hong Kong, Tayvan gibi bölgelerdeki politikaların uluslararası tepkilere neden oldu. Tayvan sorunu 2000'lerden itibaren dünya siyaseti ve ekonomisinde Çin'in artan etkisinin en önemli ve tartışmalı konularından biri, Tayvan sorunu olarak bilinir. Bu sorun, tarihi, siyasi ve stratejik boyutlarıyla karmaşık bir yapıya sahiptir. Tarihi arka plan Tayvan sorununun kökenleri, 1949 yılında Çin İç Savaşı'nın sona ermesiyle başlar. Çin'deki Milliyetçi Parti Kuomintang (KMT) Komünist Partinin elindeki ana karaya yenilgiye uğradıktan sonra Tayvana çekilir. Bu olay, iki farklı yönetimin ve biri Tayvanda ROC ve diğeri Anakarada PRC ve oluşmasına yol açar. Uluslararası tanıma ve diplomatik ilişkiler uzun yıllar boyunca birçok ülke sadece bir Çin olduğu ve Tayvan'ın bu Çin'in bir parçası olduğu politikasını benimsemiştir. Ancak, son yıllarda bazı ülkeler Tayvan ile resmi olmayan diplomatik ilişkiler kurmaya başlamıştır. Bu durum, Çin'in uluslararası alandaki tepkisine neden olmaktadır. Ekonomik etkileşim ve teknolojik gelişim Tayvan, özellikle yarı iletken ve teknoloji alanlarında dünya çapında önemli bir rol oynamaktadır. Çin ile Tayvan arasındaki ekonomik bağlar güçlü olmasına rağmen, bu teknolojik bağımsızlık Tayvan'ın uluslararası önemini artırmaktadır. Askeri gerilim ve güvenlik sorunları Tayvan Boğazı, dünyanın en hassas askeri bölgelerinden biridir. Çin, Tayvan üzerindeki egemenlik iddiasını güçlü bir şekilde sürdürmekte ve gerektiğinde askeri güç kullanabileceğini belirtmektedir. Bu durum, bölgesel ve global güvenlik açısından endişe yaratmaktadır. Gelecek senaryoları Tayvan sorunu, Çin'in yükselişiyle daha da karmaşık bir hale gelmiştir. Çin'in askeri ve ekonomik gücünün artması, Tayvan'ın uluslararası pozisyonunu zorlaştırmakta ve bölgesel güç dengesini etkilemektedir. Güney Çin Denizi sorunu. 2000'lerden itibaren dünya siyaseti ve ekonomisinde Çin'in artan etkisinin bir yansıması olarak ön plana çıkmaktadır. Bu sorun, özellikle Güney Çin Denizi ve Doğu Çin Denizi'nde yaşanmakta ve bölgesel istikrar, uluslararası deniz hukuku ve bölgedeki devletler arasındaki egemenlik iddialarıyla ilgili ciddi soruları beraberinde getirmektedir. Bölgesel önemi ve stratejik değer Güney Çin Denizi, dünya deniz ticaretinin önemli bir kısmını barındırır ve stratejik açıdan büyük değere sahiptir. Bu deniz üzerinde hak iddia eden Çin, Tayvan, Filipinler, Vietnam, Malezya ve Brunei gibi ülkeler arasında süregelen egemenlik anlaşmazlıkları, bölgedeki gerilimi artırmaktadır. Uluslararası deniz hukuku ve egemenlik iddiaları için, Güney Çin denizinde geniş bir bölgeyi kapsayan dokuz çizgi haritası ile egemenlik iddiasında bulunmaktadır. Bu iddia, uluslararası deniz hukukuna aykırı olarak görülmekte ve bölgedeki diğer devletler tarafından reddedilmektedir. Çin'in yapay adalar inşa etmesi ve askeri varlığını güçlendirmesi, bölgesel gerilimi daha da artırmıştır. ABD ve diğer büyük güçlerin rolü ABD, Güney Çin denizinden navigasyon özgürlüğünü desteklemekte ve Çin'in askeri yığınağına karşı bölgede deniz varlığını artırmaktadır. Diğer büyük güçlerde benzer şekilde, uluslararası sularda serbest geçişin korunmasını savunmakta ve bölgedeki müttefiklerine destek vermekte. Ekonomik etkiler ve ticaret yolları Güney Çin Denizi, önemli enerji kaynaklarına ve balıkçılık bölgelerine ev sahipliği yapmakta, aynı zamanda dünya ticaretinin önemli bir kısmını barındıran deniz yollarını içermektedir. Bu, Çin ve diğer bölge ülkeleri için büyük ekonomik önem taşımaktadır. Diplomatik çabalar ve geleceğe yönelik senaryolar bölge ülkeleri ve uluslararası toplum bu sorunun barışçıl yollarla çözülmesi için diplomatik çabalarını artırmış durumda. Gelecekte, bu sorunun çözümünde uluslararası hukukun ve çok taraflı diplomasi çabalarının önemi artacak gibi görünmektedir. Cehip Savasları Çin'in teknoloji sektöründeki hızlı gelişimi, özellikle yarı iletken endüstrisinde dikkat çekici. Huawei'nin 5 nanometre Cehip, mikroçip, teknolojisindeki ilerlemesi, bu alanda bir dönüm noktası olarak kabul edilebilir. Bu yazıda, Huawei'nin 5 nanometre CHIP teknolojisine ve bu teknolojinin Çin'in genel teknoloji savaşlarındaki rolüne daha yakından bakacağız. Teknoloji dünyasında yarı iletkenler, özellikle mikroçipler, modern elektronik cihazların temel taşını oluşturur. Bu mikroçipler, Bilgisayarlardan akıllı telefonlara kadar her türlü cihazda kullanılır ve bu cihazların işlem gücünü, verimliliğini ve yeteneklerini belirler. Son yıllarda, mikroçip üretimindeki ilerlemeler, özellikle nanometre ölçeğindeki gelişmeler, teknoloji dünyasında büyük bir rekabet alanı haline gelmiştir. Huawei ve 5 nanometre teknolojisi Huawei, Çin'in en önde gelen teknoloji şirketlerinden biri olarak, 5 nanometre CHIP teknolojisinde önemli bir oyuncu haline geldi. 5 nanometre, nanometre teknolojisi, çip üzerindeki transistörlerin boyutunu ifade eder ve ne kadar küçük olursa o kadar fazla transistör bir çipe sığdırılabilir. Bu da daha yüksek işlem gücü ve enerji verimliliği anlamına gelir. Huawei'nin bu alanda kaydettiği ilerleme hem şirketin hem de Çin'in yarı iletken teknolojisindeki küresel rekabetteki konumunu güçlendirdi. Teknoloji savaşları ve Çin'in rolü. Çin son yıllarda teknoloji alanında hızlı bir yükseliş gösterdi ve bu yükseliş, özellikle ABD ve diğer batılı ülkelerle olan teknoloji savaşlarında kendini gösterdi. Huawei'nin 5 nanometre CHIP teknolojisi, bu savaşın ön cephelerinden biri haline geldi. ABD'nin Huawei'ye yönelik yaptırımları ve kısıtlamaları, bu rekabetin ne kadar şiddetli olduğunun bir göstergesi. Huawei'nin bu teknolojideki ilerlemesi, Çin'in küresel teknoloji arenasında daha bağımsız ve güçlü bir oyuncu olma yolunda attığı önemli bir adım olarak görülüyor. Geleceğe yönelik beklentiler. Huawei'nin 5 nanometre çaplı teknolojisindeki başarısı, şirketin ve Çin'in teknoloji alanında daha fazla yenilik yapma potansiyelini gösteriyor. Bu teknoloji, yapay zeka, veri merkezleri ve gelişmiş bilgi işlem alanlarında yeni kapılar açabilir. Ancak bu ilerlemenin uluslararası arenada nasıl karşılanacağı ve küresel teknoloji savaşlarının bu yeni gelişmelerle nasıl şekilleneceği merak konusu. Videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederiz. Eğer içeriğimizi beğendiyseniz lütfen kanalımıza abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın. Böylece yeni videolarımızdan anında haberdar olabilirsiniz. Yorumlarınızla düşüncelerinizi bizimle paylaşın ve bu videoyu beğendiyseniz arkadaşlarınızla paylaşarak bize destek olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere, hoşçakalın.